Bırak öyle, bırak yavrum. Gel, anlat bakayım senin neyin var, ver oğlum. Bir şeyim yok. Var bir şey, anlarım ben. Yok dedim anne. Ayşe nerede? Gideceğiz diye ödev yapıyor harıl harıl. Şevket, var senin bir sıkıntın. Saklama benden oğlum, hadi söyle anneciğine. Arkadaşınla mı bozuştun? Ay kavga mı ettiniz Allah korusun? Paramız bitti anne. Devam edemiyoruz. İnşaat durdu. Maşallah. Senin oğlan pırlanta gibi çocuk. Efendi bir kere efendi. Kim yetiştirmiş? Sağ olun. İnşaat bitince evlendirirsiniz artık. Bakalım kısmet. Sütten ağzı yandı diye yoğurdu üfler şimdi o. Evlenmek istemez. Siz ön ayak olun bari. Kendi bileceği iş. İlkinde de müdahale etmedik biz. Tamamen kendi seçimiydi. Ne yazık ki kötü bir tecrübe yaşadı. Ferhunde Hanım hepimizi çok üzdü. Fikret. Leyla yüzünden bana kızdın. Haklısın ama... Lütfen. Bari bugün onun adını anmayalım. Tamam, söyleyeyim bitsin. Ben de yüz vermiyorum artık. Bağırdım, çağırdım, söyleyeceğimi söyledim, bitti. Ne zamana kadar bakalım? İki gözyaşı dökse sen yine dayanamazsın. Yapma kızım, üzme beni. Zaten canım çok sıkkın. Leyla'dan uzak dur, sıkılmasın. Bu sefer de Şevket. Ne oldu Şevket'e? Paraları bitirmiş. Niye hiç şaşırmadım acaba? Müsaade ederseniz ben bir elimi yıkayabilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Buyurun. Aa, Hela'yı soruyor. Girince mutfağa geç, solda solda. Teşekkür ederim. Sen zahmet etme Tarsin. Eğer bir kere de ağzını açıp beni mahcup edersen yemin ederim konuşmayacağım anne. Bak bunu sana son kez söylüyorum, herkes de şahit. Ay ne dedim ki ben? Ev sahipliği yaptım. Bu da. Ne talihsiz kadınım ya Rabbim. Yani bir kere de yolumuza dikenler çıkmasa. Anneciğim, ben Şevket'e başında da söyledim evdeki hesap çarşıya uymaz diye. Bittim diyor da başka bir şey demiyor. Ali Rıza duyarsa mahvolur. Of. Bitmiş mi parası? Neyse canım, halleder o. Beni çocuk gibi oyalama Ayriye. Ne olduysa bileyim ben de. Ama böyle sinirleniyorsun işte. Sonra da tansiyonun oynuyor. Ne olmuş? Düşündükleri gibi gitmiyormuş hiçbir şey. Şimdiden borçlanmışlar sağa sola. Eldeki avuçtaki de bitmiş. İşçilerin parası ödenmezse inşaat yarım kalacakmış. Vaktinde iş bitmezse de toprak sahibine tazminat ödeyeceklermiş. Sıkışmış kalmış çocuk. Ben de Tahsin'e verdim bana verdiğin parayı, görüyor musun? İşe yarardı. Ne münasebet. O senin hakkında. Onun için verdim zaten, çarçur olmasın diye. Peki ne olacak? Dur bakalım. Ben ölmedim daha. Bakacağız bir çaresine. Hadi dışarı çıkalım da Cevriye Hanım söylenmesin. Kapandınız içeri diye. Hadi. Geldik. Birazdan yatağında olacaksın. Hadi yavrum. Oo! Özledik ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben hemen yatırayım Ayşe'yi. Patron,
Sen biraz gelsene ya. Hemen yatmayacaksan iki çift laf edelim. Peki. Gel. Canın sıkkın? Yorgunum. Bak ne diyeceğim. Önce seni üzmeyeyim, söylemeyeyim diyordum ama söylemeden olmaz. Şevket'in durum kötü patron. Bugün onu ağlarken buldum, inanır mısın? Öyle mi? Parası bitmiş, borçlanmış. Haberim oldu. Bakacağım çaresine. İyi. Sende o çocuktan daha çok çare vardır elbet. Tek başına sıkılmasın. Gençtir. Yalnız bırakmamak lazım. Elimden geleni yapacağım. Hadi Allah rahatlık versin o zaman. İyi geceler. Şunlara satalım inşaat. Delirdin mi sen be? Bul ederler paramızı. Durduk yerde zaten pul olacak. Gidip konuşuyorum. Bana bak, otur oturduğun yerde. Hiç olmazsa az zararlısıydı ulan. Senetlerin günü geldiğinde ne olacak Erkan? Durduğu yerde paslanır inşaat. Tazminat da cabası. İyi. Alo. Efendim babacığım. Karnımızı doyurduk az önce. Şimdi mahallenin kahvesinde çay içiyorduk Erkan'la. Peki. Oğlum, annen anlattı bana sıkıntını. Yok baba, sıkıntı falan. Öğrendim dedim, uzatma işte. Şimdi pazartesi gel, sana para vereceğim. Nereden vereceksin baba? İstemem. Mithat Bey pazartesi veriyor borcunu. Hayatta kabul etmem. Onunla ev alacaksınız. Beni dinle. Sen 6 ay sonra inşaatı bitirmiyor musun? İyi de babacığım, o zamana kadar. O zamana kadar kirada otururuz. Sen işini çabuk düzgün bitirmeye bak. %100'lü kuyruğuna geldin artık. Ne kaldı şunun şurasında? 3 kat daha. İyi işte. Sıkarız biraz daha dişimizi. Ama baba... Bize ev lazım değil Şevket. Bir tek Ayşe için istiyorum abi. Bu da sana vasiyetimdir. Kardeşin evi sen al. Ne oluyor? Babam para verdi oğlum. Yırttık mı? Etme! Helal olsun sana Ali amca. Nereden verdi? Ev alacakları parayı veriyor. Kiraya çıkacaklar bana para vermek için. Helal olsun be. Gel gel, çay ısmarlayayım sana, gel geç şöyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.